İşte böyle donanmaya ait gemiler geçiyor, ulusların başka ülkelerin gemileri geçiyor İstanbul Boğazı'ndan, bir yandan da dev ticaret gemileri geçiyor. Belki de dünyanın deniz trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerden biridir İstanbul Boğazı. Fakat bu önemli geçişler esnasında bu devasa gemilerin küçük balıkçı tekneleri içinde çok büyük risk oluşturduğunu söyleyebiliriz. Zaman zaman bu küçük tekneler hem onların dalgalarından zor durumda kaldıkları gibi o teknelerin altında kalma tehlikesi de yaşıyorlar. Her yıl binlerce yük gemisi ve yakıt tankeri İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bu durum küçük balıkçı tekneleri için büyük risk taşıyor. Bence burası kaza riski çok yüksek olan bir yer yani o konuda. Ya çok büyük tehlikeli yani bence yani. Her gün İstanbul Boğazı'ndan onlarca yük gemisi ve yakıt tankeri geçiyor. Ancak Boğaz'da bulunan balıkçı tekneleri ise bu devasa gemiler için büyük risk oluşturuyor. Çünkü bu tekneler kimi zaman büyük gemilerin altında kalma tehlikesi yaşıyor. Boğazlarımızdaki balıkçı gemileri, kent içi ulaşımı hizmet eden teknelerimiz, gemilerimiz üzerinde de büyük risk. Yani sadece Boğaz'ın kenarındaki binalar üzerinde değil, orada yaşayan vatandaşlarımız üzerine değil. Balıkçı tekneleri için tehlikeli bir durum. Yani kaza yapabilirler. Neredeyse büyük gemiler küçük gemileri ezecek. Yani çok dalgalı bir deniz var. Balıkçılar canlarını tehlikeye atarak avlanmaya devam ediyor. Gemi kaptanları ise korna çalarak balıkçıları uyarmak zorunda kalıyor. Ters yoluna devamlı bak kornaya bastılar. Kıl payı kurtuldular yani. Yani bu çok tehlikeli bunlar. Balıkçı teknesiyle büyük yük gemisi geçiyordu. Korna çaldılar yanından geçerken. Yani illaki görüyordur da sonuçta bir tehlike. Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı her yıl Boğaz'dan geçen gemi sayısında artış yaşandığını, bunun da tehlikeyi artırdığını söyledi. 2005 yılında İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık 334 milyon ton yük geçişi olmuşken bu rakam 2010 yılında 355 milyon tona, 2015 yılında 398 milyon tona, 2020 yılında ise 457 milyon tona ulaşmış. Bunun da büyük bir miktarı tehlikeli madde, tehlikeli yük geçişi. Bunlar geçerken tamam, burada zehirli madde de atıyorlar.